Merhaba arkadaşlarım tosunların sıvılar anlatmaya devam ediyoruz. Ne ile? Buhar basıncı ile. Mantığını anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. <laughs> Buhar basıncının tanımı şu: sıvısı ile dengede olan buharın yaptığı basınçtır. Şimdi tanım bu da. Sıvısıyla dengede olan demek ne demek? Şimdi onu açıklayacağım bak arkadaşım. Dikkatlice dinle olayın mantığı bölümünde o var. Şimdi bunu bir örnekle neşleştiriyoruz. Şekil 1'de boş bir kabımız oldu tamam mı? Boş bir tane kabımız var. Peki sen şimdi şuradan bir tane musluğumuz var gördüğün gibi. Musluktan içeriye herhangi bir sıvı koyabilirsin. Ama genelde senin karşına su çıkacağı için saf suyu koyduğunu düşünüyor müsün? Saf suyu koyduk tamam. Peki saf suyu koyduk. İlk koyduğum anda ilk koyduğum anı düşün tamam sıvının yüz üstündeki boşlukta Buhar tanecik sayısı yok denecek kadar az. İlk koyduğum an. Ama biliyorsun ki bir önceki dersimizde öğrendik ki sıvılar her sıcaklıkta ne yapar? Buharlaşır. Nereden buharlaşır? Yüzeyden. Gördüğün gibi burada da şekilde göstermişiz. Yüzeyden buharlaşmalar başladı. Ve buradaki tanecik sayısı ne yapmaya başladı arkadaşım? Artmaya başladı. Tanecik sayısı arttı 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 Bir sürü tanecik oluştu Oluştu. Peki bu tanecikler gaz fazında sonuçta bulundukları kaba serbest hareket ediyorlar ve gidiyorlar kabın çeperlerine çarpıyorlar. Kabın çeperler lerine çarpmaları sonucu ne meydana getirmeye başladılar? Basınç meydana getirmeye başladılar. Peki homojen dağıldıklarına göre her noktaya yapılan basınç da aynı olacak mı arkadaşım? Evet. Peki arkadaşım şöyle de düşünelim mi? Şimdi bu tanecikler kabın çeperlerine yapmaya başladı, çarpmaya başladı ve çarpmaları sonucu basınç meydana getirmeye başladı. Peki bu kabın çeperlerine çarpan tanecikler aynı zamanda sıvının yüzeyine de çarpmaz mı? Ha. Bak başlangıçta burası bomboştu. Üst taraf bomboştu. Sıvının yüzeyini çarpacak tanecik yoktu. Ama buharlaştıkça yukarıdaki tanecik sayısı arttıkça sıvının yüzeyine çarpma ihtimali ne yapar? Artar. Çarpan bazı tanecikler tekrar hangi fiziksel hale geçmeye başlar biliyor musun? Sıvılaşmaya başlar. Bir taraftan buharlaşma devam ederken bir taraftan yoğunlaşma başlar. İşte bir süre sonra Öyle bir an gelir ki arkadaşım, e bu ana biz denge anı diyoruz, bak şekilde de göstermişiz. Öyle bir an gelir ki bu anda birim zamanda atıyorum bir dakika içerisinde buharlaşan tanecik sayısıyla yoğunlaşan tanecik sayısı birbirine eşit oldu. İşte bu ana biz denge anı diyoruz. AYT'de kimyasal tepkimelerde denge ünitesinin içerisinde bu bölüm bir kez daha tekrarlanacak. Hatta aynı örnek ile tekrarlanacak. Burada ne kuruldu? Denge kuruldu. Orada da işte o konuda da dengenin temel prensiplerini anlatacak. Şimdilik bize o lazım değil. Ne oldu? Denge kuruldu ya. İşte denge kurulduğu anda buradaki buharın yaptığı basınca sıvı buhar denge basıncı diyoruz arkadaşlar. Sıvı buhar denge basıncı. Anlaşılmıştır umarım. Sıvısıyla dengede olan buharın yaptığı basınç. Bak ilk sonuç ve kesin sonuç çıkarıyor. Hocam o zaman bu dengenin kurulabilmesi için kabın bir kere kapalı olması lazım değil mi? Evet. Eğer kabın kapağı açık olsaydı böyle bir denge kurulma ihtimali yoktu. Çünkü buharlaşan uçar giderdi. Buharlaşan uçar giderdi. Buhar bas denge diye bir şey kurulma ihtimali yoktu. Bir sıvının sıvı buhar denge basıncını ölçemezdin arkadaşım. Ha o zaman hocam ben dış basıncı arttırsam ya da azaltsam. Dış basıncı istediğim kadar arttırayım ya da azaltayım. O zaman bu buhar basıncına etkisi yok. Evet aynen öyle. Dış basıncın artışı ya da azalması, azalması buhar basıncını değiştirmez arkadaşım. Peki nelere bağlı hocam? Arkadaşım buhar basıncı nelere bağlı biliyor musun? Buhar basıncı 3S'ye bağlı. Seni seviyorum Salih. S, S, S. Birinci S sıvının cinsine. Biraz sonra açıklayacağım bu sıvının ne demek olduğunu. Her birini tek tek inceleyeceğiz. İkinci S sıcaklık. Üçüncü S ise sıvının saflığı. Bu 3S değişmediği sürece buhar basıncını asla kat A kat E'n değiştirmeyeceksin. Hatta buhar basıncı değişim sorularında senin bakman gereken şey sadece bu üçse. Sıvının cinsi değişti mi? Sıcaklığı değişti mi? Safsızlık var mı? Bunları şimdi inceleyelim. Bunlar ne demek? Peki Hemen birinci özelliğe bakıyorum. Birinci özellik diyor ki sıvı oluşturan tanecikler çekim kuvveti ne kadar zayıf ise sıvının buhar basıncı o derece yüksektir. Neden? Çünkü bak şimdi şu yüzeydeki tanecikler olsun. Bu iki sıvı taneciği birbirine ne kadar az zayıf tutuyorsa buharlaşması o kadar fazlaydı. O zaman daha çok buhar oluşturur. O üst taraftaki boşlukta daha çok buhar oluşur. Ve daha çok buhar oluşursa daha çok çarpar. Daha çok çarptığı için de daha fazla basınç yapacaktır. Mesela anlaşıldı mı? O zaman tarihçik biraz çekim kuvveti ne kadar fazlaysa bir de tersini düşünelim. Ne kadar sıkı tutuyorsa buharlaşma hızı ve buharlaşma miktarı o kadar azdır. Az buhar oluşur, çarpma azdır, basınç azdır. Anlaşıldı mı? Birincisi bu. Tahlik gaz çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı azalır. Tahlik gaz çekim kuvveti azaldıkça buhar basıncı artar. Hemen örneğin altında vermişiz bak. Bak H2O sıvısı, C2H5OH sıvısı ve ch 3 och Şu eter tamam. Şu vatandaş alkol, şu vatandaş da su. Peki bunda hidrojen bağı var. Bunda hidrojen bağı var ama bunda hidrojen bağı yok çünkü oksijene bağlı hidrojen yok. Buradaki hidrojenler karbona bağlı. E peki o zaman hidrojen bağı en kuvvetliydi. Şu ikisinde hidrojen bağı var, bunda yoksa eterin uçuculuğu en fazla, buharlaşma miktarı en fazla olduğu için buhar basıncı en yüksek olan eter. Alkolle suya baktığımızda günlük hayattan düşünebilirsin hangisi daha çabuk buharlaşır? Alkolde. Neden? Çünkü bir tane hidrojen bağı var. Ama alkolde oksijene bağlı iki hidrojen olduğu için iki hidrojen bağı yapıyor. Dolayısıyla su molekülleri arasındaki çekim kuvveti en yüksek. Dolayısıyla da buhar basıncı en düşük olacaktır. Sıralama böyle olacak. Anlaşıldı mı? Birinci sevimizi hallettik. Tanecikler Lirası çekim kuvvetine bakacaksın. Hangisinin çekim kuvveti daha fazlaysa ee şeyi buhar basıncı o derece düşüktür diyeceksin. İkincisi sıcaklık. Yine beraber düşünelim. Bana bak. Sıvıyın sıcaklığını artır. Sıcaklığı arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi arttı. Kinetik enerji arttı. Buharlaşma miktarı arttı. Buhar fazındaki tanecik sayısı arttı. Aynı zamanda buhar taneciklerin hızı Arttı. Daha fazla çarptı. Daha şiddetli çarptı. E bunlara bağlı olarak da basınç arttı. Anlaşıldı mı? Sıcaklıkla nasıl orantılıymış demek ki? Sıcaklıkla ise doğru orantılı. 50 santigrat derece H2O sıvısının buhar basıncı 25 santigrat derece H2O sıvısının buhar basıncından daha yüksektir. Hocam o zaman mesela şöyle yapsak. H2O sıvısı C2H5OH. Biraz önce inceledik ya. Şunun buhar basıncı daha yüksekti. H2O'ya göre. O zaman ben bunun 50 santigrat dereceki buhar basıncıyla şunun 25 santigrat dereceki buhar basıncı eşit işte olabilir mi? Olabilir. Bak aynı sıcaklıkta neye bakarsın? Tacikler çekim kuvvetine bakarsın. Çekim kuvveti büyük olduğu için bunun buhar basıncı düşük. Ama sen sıcaklığı artırırsan buhar basıncını artırırsın ve bir süre sonra eşitleme ihtimalin mevcut. Peki geldik 3. seyye. Safsızlık. Ne demek safsızlık? Saf bir sıvıda çözülen her şey safsızlık. Saf suyum var. Üzerine ilave ettim. Ne? Alkol, safsızlık. Şeker, safsızlık. Tuz, safsızlık. Tamam Bunlara bir safsızlık diyoruz. Safsızlığın tanımını yaptık şu an. Ama buhar basıncı nasıl değiştirir sorusuna gelince eğer ilave ettiğim madde başlangıçtaki maddeden daha fazla buharlaşıyorsa buhar basıncını arttırır. Daha az ya da hiç buharlaşmıyorsa buhar basıncını azaltır. Örnek mesela suyun içerisine alkol ilave edersen buhar basıncı artar. Suyun içerisine tuz ilave edersen ya da şeker ilave edersen uçucu olmayan bir katı ilave edersen buhar basıncını azaltırsın arkadaşım. Aynı şu örnekte olduğu gibi. Bak şimdi adam ne demiş? Saf su içerisinde e, aynı sıcaklıkta alkol çözülürse karışımın buhar basıncı saf suyun buhar basıncından büyük, ol, büyük saf alkolün buhar basıncından düşüktür. Bak Üçü arasında bir kıyaslama yapmış burada. Buhar basıncı alkol en büyük. Sonra karışım, sonra ne gelir? Su gelir. Suyun buhar basıncı ise en düşük. Buradaki ifade değilse çözünen madde katı ise kim gibi işte tuz gibi şeker gibi buhar basıncı ne yapar azaltır. Şekerli su ve tuzlu suyun buhar basıncı aynı sıcaklıkta saf sudan daha düşüktür diyoruz. Ve örneklerimize geçiyoruz. Şimdi bak saf şeyle buhar basıncı ile ilgili örneklerimiz. Bir tane şeklimiz var. Sol tarafta x sıvısı konmuş dengede, gazıyla dengede. Sonra burada bir tane kamusluğu var. Ve demiş ki kamusluğu sabit sıcaklıkta açılarak yeterli süre bekleniyor. Şuranın altını çiziyorum. Sabit sıcaklık. Peki ne diyor? Hangileri doğrudur? Arkadaşım bir kere buhar basıncı değişir mi değişmez mi sorusuna neye bakacaktım? 3 S'ye. S, 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 S. Sıvının cinsi değişti mi? Kamusluğunu açtı mı? Değişmedi hocam. O zaman buhar basıncı değişmez. Tamam. Buhar basıncında değişme olmayacak. Buhar basıncı azalır. Yanlış. İyi de hocam bir saniye dur. Benim anlamadığım bir nokta var. Kamusunu açtın mı? Evet. Peki kamusunu açtığında gaz bu tarafa kaçar mı? Evet. O zaman gazın hacmi artmadı mı? Evet arttı. Ama ne oluyor biliyor musun arkadaşım? Bu bu tarafa kaçmaya başladığı anda buradan buharlaşma daha fazla olmaya başlıyor. Yani onu dengeleyecek kadar ne gerçekleşiyor? Buharlaşma gerçekleşiyor. Bundan dolayı da toplam gaz miktarı artar toplam sıvı miktarı azalır. Ama ifadeye dikkat et bu ifadede karşına çıkacaktır. Birim hacimdeki gaz miktarı değişmez. Birim hacimdeki gaz miktarı demek buhar basıncı demektir. O sıvı için tamam. Boş kap X gazı X buharı ile dolar doğru. Çünkü gazlar difüze olur her tarafa yayılır. X sıvı seviyesi azalır doğru. Onu dengelemek için buharlaşır. Ama buhar basıncında bir azalma olmaz. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani 5 oldu. Devam. Diğer bir örneğimiz. Yanda verilen sistem ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki demiş ki piston sabit T'de. Şuranın altını çizeyim. Sabit T, sabit sıcaklıkta. A'ya itilirse buhar basıncı değişme. Düşünüyor. Sabit T'de A'ya ittirdim. Arkadaşım sıvının cinsi değişti mi? Hayır. Sıcaklık değişti mi? Hayır. Sapsızlık var mı? Hayır. O zaman buhar basıncı değişmez. İkinci ifade doğru. Piston sabit T'de. Tekrar çarptım bak. Sabit T'de B'ye çekilirse. B'ye çektim. Tamam. Birim hacimdeki buhar tanecik sayısı azalır. Hayır. Birim hacimdeki tanecik sayısı ne demekti? Buhar basıncı. Bak şöyle dese. Hocam ben bunu B'ye çektim ya. Bunu dengelemek için buharlaşması lazım. Doğru mu? Evet doğru. Buharlaştığı için toplam sıvı miktarı azalması lazım. Evet doğru. Toplam gaz miktarı artması lazım. Evet doğru. Ama birim hacimdeki gaz miktarında değişme olmayacak arkadaşım. Burada azalır diye için yanlış. Piston sabit T'de B'ye çekilirse toplam buhar tanecik sayısı artar. İşte bu ifade doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkıdır diyeceğiz arkadaşım. Ve diğer örneğimize geçiyoruz. Diğer bir örneğimiz yine benzer bir şey ama bu sefer herhalde bir farklılık var. Demiş ki yukarıda verilen sistemde piston A'da sabit iken sıcaklığı arttırma. Piston A'da ha, bak hacmi sabitlemişiz sıcaklığı arttırmışız. Tabii ki buhar basıncı ne yapar? Artar. Pis, sabit T'de pistonu B'ye ittirme. Sabit T'de piston istediğin kadar B'ye ittir. Değişen bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü sıvının cinsi değişmiyor, sıcaklık değişmiyor, safsızlık yok. K musluğu açılarak sabit T'de ilk sıvısı ilave etmek. Bak yine şuranın altını çizeyim. Sabit T. Sıcaklık değişti mi? Hayır. Sıvının cinsi değişti mi? Hayır. Safsızlık var mı? Hayır. O zaman bu harbasın yine değişmez. Şu ikisinde değişmez. Birincide değişir. Yani artar. Cevabımız yalnız bir yani A şıkkıdır deriz. Ve son örneğimize geçiyoruz. Son örneğimize baktığımızda ne demiş? Yukarıda verilen maddelerin verilen koşullardaki buhar basınçları sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Bir kere şu Ankara'yı, İstanbul'u, İstanbul'u, Erzurum'u çizerim. Hiç ilgilendirmez beni nerede oldu. Orada nerede olduğu dış basınçla alakalı değil mi? İşte deniz seviyesinde dış basınç bir atmosferdir. Yukarılara çıkıldıkça yükselte arttıkça dış basınç ne yapar? Azalır. Ama beni ilgilendirir. Buhar basıncı da beni dış basınç ilgilendirmiyor arkadaşım. Sıvının cinsi safsızlık ve sıcaklık ilgilendirir. Peki şimdi bir kere şurada bir alkol var. Şunlar su. Alkolün buhar basıncı daha yüksek olacak. Kime göre? Sulara göre. Peki alkol artı suyun yani o karışım buhar basıncı ne demiştik hatırla. Sudan büyük alkolden küçüktü. Dolayısıyla burada en büyük kim olacak? 3. Tamam mı? Yani hem sıcaklığı yüksek hem de saf alkol. Sonra 50 santigrat derece karışım yani 4. Sonra kim gelecek? 2. Sonra kim gelecek? 1. Bir. 2 birden niye büyük? E, i̇kisi de su. Evet ama bu sefer de sıcaklık 50. Bunda kaç? 25. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı ne yapıyordu? Artıyordu. Sıralama böyle olacaktır. O da nerede var? Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Sıvılarla devam edeceğiz. Hoşçakal.